Merhaba hanımefendiler ve efendiler, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, çıkmış soruları çözmeye devam ediyoruz. Evet, birinci soruya başlamadan önce sizden ricam, lütfen kanalıma abone olunuz. Videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Destekleriniz son derece bizim için önemlidir efendim. Evet, aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır demiş. Trafik kazalarının önlenmesi, hayır arkadaşlar. Mesleki başarının arttırılması, hayır arkadaşlar. Ülkedeki sağlık sisteminin iyileştirilmesi, hayır arkadaşlar. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması öncelikli amacıdır. Doğru cevabımız Ceyhan. Evet, beyin insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır arkadaşlar? Böyle sorular da geliyor, böyle basit sorular da gelebiliyor. Dolaşım sistemi demiş, hayır. Hareket sistemi, hayır. Sindirim sistemi, hayır. Sinir sisteminin bir organıdır. Doğru cevabımız burada Denizli oluyor arkadaşlar. Evet, üçüncü soruya bakacak olursak, kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da aynı ayna yaklaştırarak, bakın, ya da ayna yaklaştırarak buharlanmadığının bakılması, bak dinle hisset yöntemiyle hangi aşamanın oluşturulacak? Bakın, evet, ayna koyuyoruz arkadaşlar. Bir cam parçası. Dinle mi? Hayır. Hissetmek mi değil arkadaşlar? Bak, değil mi arkadaşlar? Eğer buharlaşma varsa bak. Doğru cevabımız burada Bursa oluyor. Evet kıymetli arkadaşlar, şöyle devam edecek olursak, olay yerinde olası tehlikelerden belirlenerek, bakın, olay yerinde olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması işlemi ilk yardımın temel uygulamalarından hangisinin içinde değerlendirilir demiş arkadaşlar. Burada evet efendim, koruma demiş, kurtarma demiş, bildirme, müdahale arkadaşlar. Burada doğru cevabımız koruma adına oluyor arkadaşlar. Evet kıymetli arkadaşlar, şöyle beşinci soruya bakacak olursak, bu durum öncelikle aşağıdaki organların hangisinden hasar oluşturur arkadaşlar? Evet. Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesini bozar. Bak, dokuların oksijenlenmesini bozulur demiş arkadaşlar. Evet, hangisi bozulur arkadaşlar? Mide mi önce, karaciğer mi, beyin mi, kalın bağırsak mı arkadaşlar? Burada arkadaşlar en hassas olan beyindir. İlk önce beyin zedelenir. Doğru cevabımız burada Bursa oluyor arkadaşlar. Evet, altıncı soruya bakacak olursak, hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye göğüs kemiğinin 5 santimetre aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır demiş arkadaşlar. Evet, solunum düzensiz olanı demiş. Kesinlikle hayır. Solunum sayısı azalanı hayır demiş arkadaşlar. Kalp düzensiz çalışanı hayırca kalbi duranlara yapılır arkadaşlar. Doğru cevabımız burada Denizli oluyor. Evet kıymetli arkadaşlar, hanımefendiler, beyefendiler, soruları çözmeye devam ediyoruz. Bacakta turnike uygulanması bölgesi neresidir demiş arkadaşlar. Böyle güzel bir soru da gelebilir. Diz ile kalça arası demiş. Ayak bileğinin alt kısmı hayır. Ayak bileğinin üst kısmı hayır. Diz kapağının olduğu bölge demiş arkadaşlar. Hayır. Diz ile arkadaşlar, bakın, diz ile kalça arasındaki bölgeye uygulanır. Doğru cevabımız burada Adana'dır efendim. Evet, 8. soruya bakacak olursak, İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır demiş arkadaşlar. Baktığımızda kazazedeye düz olarak sırt üstü yatırılır demiş. Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırarak soluk yolu açılır demiş. Kazazedenin bacakları 30 santimetre kadar yukarı kaldırılır. Şokun engellenmesi. Bakın, burada hemen şokun tanımını yapmıştır. Şok durumda yapmamız gerekenleri anlatmıştır. O zaman şokun engellenmesi arkadaşlar. Doğru cevabımız burada Adana oluyor efendim. Evet, şöyle 9. soruya bakacak olursak, derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır arkadaşlar? Bakın, burada da yıldız atıyorum arkadaşlar. 2022 böyle bir soru geldi arkadaşlar, var. Evet. Cisim çıkarılır ve yaraya
Tendürü diyotot dökülür. Bu kesinlikle yanlış. Cisim dışarıdan kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkı sıkı sarılır. Bu da yanlış arkadaşlar. Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir. Bu da yanlış arkadaşlar. Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir. Doğru cevabımız burada Ceyhan oluyor arkadaşlar. Evet, şöyle arkadaşlar iki soruyu birlikte alalım. 10. soru ne diyor? Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir? Bakın hemen baş, boyun, gövde diyorsam ya baş ya da omurga yaralanmaları arkadaşlar. Bakın karın yaralanmaları, bacak yaralanmaları, hayır göğüs yaralanmaları, omurga yaralanmaları doğru cevabımız burada Denizli oluyor. Evet, 11. soruya bakacak olursak değerli arkadaşlar ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır demiş arkadaşlar. Bakalım. Evet. Burkulan eklemin kalp seviyesinin aşağısından tutulması değil arkadaşlar. Burkulan eklemin sürekli hareket ettirilmesi yanlış. Burkulan eklemin turnike uygulanması da yanlış arkadaşlar ama burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi doğru cevabımız burada Bursa oluyor arkadaşlar. Evet kıymetli arkadaşlar şöyle 12. soruya bakacak olursak. 12. soru ne diyor? Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerin hangisinde faaliyeti durur demiş arkadaşlar. Evet. Dolaşım sistemi demiş. Sindirim sistemi, sunulum sistemi, hareket sistemi. Bakın baktığımızda güzel bir soru. Eğer hareket sistemi değil mi? Hareketsiz kalıyoruz. O zaman doğru cevabımız burada Ceyhan oluyor arkadaşlar. 13'e bakacak olursak yaralı taşımada sedye kullanımının ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur arkadaşlar? Evet. Sedye ne zaman kullanacak arkadaşlar? Sedye kullanımının her zaman tercih edilmelidir demiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar her zaman tercih edilmelidir. Çok sağlıklı bir durumdur. O zaman doğru cevabımız hemen buradan Adana oluyor arkadaşlar. Evet şöyle 14'e bakacak olursak arkadaşlar ne diyor? Biraz da büyütelim 15'i de alalım. Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır? Evet. Bakalım. Hırslı ve kızgın olmamak değil arkadaşlar. Kurallara uymaya özen göstermek değil arkadaşlar. Başkalarının haklarına saygı göstermek değil arkadaşlar ama kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünün kendilerine ait saymak arkadaşlar. Bu davranışlarını gösterir. Doğru cevabımız burada Denizli oluyor. Evet kıymetli arkadaşlar 15'e bakıyoruz. Aşağıdaki durumların hangisinde sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başında tepkiler çok daha yavaş gerçekleştirilecektir demiş. Sürüş öncesi alkol içmiş servis. Bakın doğru. Direkt içki içmiş servisler bu davranışları göstermiş olacaktır. Doğru cevabımız Adana. Evet 16'ya bakacak olursak arkadaşlar. Karayolu aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır? Karayolu arkadaşlar. Karayolunun tanımını sormuştur. Hangisinde arkadaşlar? Trafik için hayvanların ve araçların yaralandığı alanlarda. Bak trafik için hayvanların ve araçların arkadaşlar. Trafik için kamunun yaralanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır arkadaşlar. Doğru cevabımız burada Bursa oluyor arkadaşlar. Evet kıymetli arkadaşlar yine 17. soruya geldik. Evet arkadaşlar böyle polisin davranışlarından soru geliyor. Böyle bir soru da gelmişti bilginiz olsun. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunun şekildeki gibi hareket ettirilmesinin sürücüler için ne anlama gelir arkadaşlar? Geçiş işareti, yavaşlatma işareti, hızlandırma işareti. Hayır arkadaşlar burada dur işaretini bildirir. Doğru cevabımız Adana oluyor. 18'e bakacak olursak. Aksine bir durum yoksa ışıklı trafik işaret cihazına yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır? Bakın yeşil ışık yanıyorsa arkadaşlar ne yapmalıdır? Hemen bakalım. Durmalıdır diyor. Yolu kontrol ettikten sonra geçmelidir. Hayır arkadaşlar. İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklenmelidir. Hayır arkadaşlar. Sağdan gelen araçların geçmesi beklenmelidir demiş arkadaşlar. Hayır. Durmalıdır. Dikkatli geçmelidir. Bakın evet.
Aksine bir durum yoksa ışıklı trafik işaret cihazının yeşil ışık yanmaktayız. Arkadaşlar. Bak durmadan dikkatli geçmelidir. Doğru cevabımız burada Denizli oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar 19'dayız. Kavşaklara yaklaşırken yol üzerinde çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir arkadaşlar? Bakalım sürücüler ne bilir? Durma, duraklama ve park etmekten yasaklanmış olduğunu mu bildirir arkadaşlar? Hayır. Seyir ürüne uygun şeridin kullanmasının gerektiğini bildirir. Doğru cevabımız burada Bursa oluyor. Evet arkadaşlar şekildeki trafik işareti aşağıdakileri hangisi bildirir demiş arkadaşlar. Bakın bir eğim var. Bir eğim söz konusu değil mi arkadaşlar? Kaygan yola yaklaştığını hayır arkadaşlar. Karayolunun denize kıyısının bittiğini hayır arkadaşlar. Tehlikeli iniş eğimli bir kesime yaklaştığını bildirir. Doğru cevabımız buradan Ceyhan oluyor arkadaşlar. Evet kıymetli arkadaşlar şöyle güzel sorular geliyor. Bakacak olursak 21'e ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgar işaretidir? Bak yandan rüzgar işaretidir. Trafik işaretleri arkadaşlar bol bol geliyor. Doğru cevabımız burada Bursa oluyor arkadaşlar. Evet 22'deyiz. Aşağıdaki trafik işaretleri hangisi tali yolda bulunur arkadaşlar? Tali yolda bulunur demiş arkadaşlar. Şimdi tali bunlar ana yollar arkadaşlar. Ama 22'nin D şıkkında arkadaşlar tali yolda bulunup durdur arkadaşlar. Evet. Kıymetli arkadaşlar 23'e bakacak olursak. Şekildeki trafik işareti aşağıdakileri hangisini bildirir diyor arkadaşlar. Bakın bir müzik aleti var ve çarpı işareti var. Yani bakın bir yasaklama işareti söz konusu. Neyi bildirir arkadaşlar? Sesli ikaz cihazlarının kullanmasının yasak olduğunu bildirir. Doğru cevabımız burada Adana. Evet kıymetli arkadaşlar şöyle 24'e bakacak olursak. Verilen ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakileri hangisi yazılmalıdır demiş arkadaşlar. Bakalım. Kanlarındaki alkol miktarı ... promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerine karayolunda araç sürmeleri yasaktır arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu hususi araçlarda bir ölçü var. Bu da ne arkadaşlar? Doğru cevap Denizli 0.50 promilin üzerinde olursa arkadaşlar yasaktır arkadaşlar. Evet 25'e bakacak olursak aksine bir durum yoksa otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometre? Bakın evet. Otoyollarda arkadaşlar sepetsiz motosikletlerin arkadaşlar hızı kaç santimetredir? Doğru cevap burada 25-100 kilometre arkadaşlar. Saatte 100 kilometre. Evet kıymetli arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Buna da yıldız atıyorum arkadaşlar. Böyle bir soru da vardı arkadaşlar. Böyle bir soru da sormuşlardı arkadaşlar. Şekildeki karayolundan numaralandırılmış şeritlerin hangisi sürekli işgal edilmez demiş arkadaşlar. Sürekli işgal edilmez arkadaşlar. Evet 1-2-3 demiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu yön değiştirebiliyor. Bu yön değiştirebiliyor arkadaşlar. Ama 26 Bursa arkadaşlar sürekli işgal edilmez. Doğru cevabımız Bursa oluyor arkadaşlar. Evet 27'deyiz hanımefendiler ve beyefendiler. 80-89 kuralı olarak bilinen ve bu sayıları ardına söylemek için geçen sürede alınan yol aşağıdakiler hangisini ifade etmektedir? Bakın doğru güzel bir soru arkadaşlar. Arkadaşlar 88-89 bu neyin kuralı arkadaşlar? Fren mesafesi, hayır duruş mesafesi, intikal mesafesi arkadaşlar takip mesafesi için kullanılan bir kuraldır arkadaşlar. Doğru cevabımız Ceyhan oluyor. Arkadaşlar şöyle bir soru da gelmişti arkadaşlar dönemeçlerde falan. Bakalım ne diyor? Şekildeki devamlı yol çizgisi sürücülere aracıları hangisini bildirir? Bak devamlı öndeki araçların geçilemeyeceğini bildirir. Doğru arkadaşlar. Şerit değiştirilemeyeceğini bildirir. Doğru cevabımız Adana oluyor. Evet arkadaşlar 29'a bakacak olursak. Otoyollara girerken hangi şeridin kullanılması zorunludur arkadaşlar? Otoyola girerken orta şerit demiş. Hayır arkadaşlar. Hızlanma şeridi demiş. Evet arkadaşlar doğru cevap burada. Hızlanma şeridi olacak. İlk başta hızlanacağız. Sonra duruma göre, hızımıza göre bir şerit seçeceğiz. Evet kıymetli arkadaşlar şöyle. 30. sorudayız arkadaşlar. 30'a bakacak olursak. Manevra yapacak sürücü aşağıda hangisi yapmalıdır arkadaşlar? Manevra yapacak sürücü ne yapmalıdır?
İşaret verdiği andan manevraya başlamalıdır arkadaşlar. Kesinlikle yanlış. Ön, arka ve yanlardaki trafik kontrol etmelidir. Doğru cevabımız burada Bursa oluyor. Evet kıymetli arkadaşlar, şöyle bakacak olursak. Şekildeki kontrolsüz kavşakta bir numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır arkadaşlar? Bir numaralı araç arkadaşlar ikinin geçmesini beklemelidir. Öyle bir şey arayacağız. Bakalım, iki numaralı aracın geçmesini beklemelidir. Doğru cevap Ceyhan çıkıyor arkadaşlar. Evet 32'ye bakacak olursak arkadaşlar. Aksine bir işaret yoksa eğimsiz, bakın eğimsiz iki yönlü dar yolda, eğimsiz iki yönlü dar yolda otomobil ile mürgüsün karşılaşması halinde hangisinin diğerine yol verilmelidir? Bakın ne yapıyorduk arkadaşlar bu sorunlarda arkadaşlar? Büyüğün küçüğe yol vermesi lazım. Yani büyük araçların küçük araçlara, hızlı araçlara yol vermesi gerekiyordu. Doğru cevabı arkadaşlar burada hemen Adana çıkıyor. Mürgüsün otobüse yol vermesi gerekiyor Adana. Evet 33'e bakacak olursak arkadaşlar. 33 ne diyor? Yukarıdakilerden hangisi park etmenin yasak olduğu yerlerden de demiş arkadaşlar. Geçiş yolların önü ve üzeri arkadaşlar. Doğru. Kamu hizmeti yapan yolu taşımacının durakları. Evet doğru. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstünde yakın yerlere ve dönemeçlere. Doğru. O zaman hepsinde park etmek yasaktır. Doğru cevabımız 33 Denizli oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar 34'teyiz. 34 ne diyor? Bakalım. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracının sürücüsü aşağıdakilerden hangisi yapmak zorundadır demiş arkadaşlar. Duraklamak demiş. Değil arkadaşlar. Araç içi ışıkları yakmak değil arkadaşlar. Sadece park veya sis ışıkları yakmak değil arkadaşlar. Uzağa gösteren ışıkları yakmak doğru cevabımız. Burada Ceyhan oluyor arkadaşlar. Evet kıymetli arkadaşlar 35'teyiz. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası sırasında sürücü ve yolcunun taşıttan dışarı fırlanmasını ya da başının çarpmasını önler demiş arkadaşlar. Boyun korsesi demiş. Engel işareti, çekme halatı, emniyet kemeri arkadaşlar. Burada 35 Denizli arkadaşlar. Emniyet kemeri Denizli oluyor. 36'ya bakacak olursak arkadaşlar. Yoruluyoruz. Birazcık nefes alalım. Evet 36. Kaza yapan aracın ön ve arkasına diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir demiş. Yangın tüpü demiş. Hayır arkadaşlar. Beyaz renkte taş. Hayır arkadaşlar. Teneke veya bidon gibi malzemeler arkadaşlar. Hayır. Üçgen reflektör. Doğru cevabımız burada 36 Bursa oluyor arkadaşlar. Evet 37'ye bakacak olursak yukarıda verilen araçların hangilerinde ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur demiş arkadaşlar. Evet. Traktörlerde hayır arkadaşlar. Biri eledik. Otomobillerde zorunludur arkadaşlar. İkinin olmadığı yeri de eledik. Motorlu bisiklet ve motosikletlerde de zorunlu değil arkadaşlar. Üçün olduğu yeri de eledik. Şehirler arası yolcu taşımacı yapan otobüslerde bulunması zorunlu. Doğru cevabımız Ceyhan oluyor arkadaşlar. Evet kıymetli arkadaşlar 38'deyiz. Aşağıdakilerden hangisi tescil işlemleri tamamlanmış araçların trafiğe çıkarılmasına müsaade eden ve muayene sürelerini belirleyen bir belgedir demiş. Yani sürücü belgesi demiş. Hayır arkadaşlar. Araç imalat belgesi demiş. Hayır, mali sorumluluk sigortası demiş arkadaşlar. Hayır. Motorlu araç trafik belgesi doğru cevabımız Denizli oluyor arkadaşlar. Evet kıymetli arkadaşlar 39'a bakacak olursak. 2918 sayılı karayolları trafik kanununda belirtilen motorlu araçların sürülmesini yetkili veren belge aşağıdakilerden hangisi? Sürücü belgesi demiş. Arkadaşlar doğru cevabımız hemen Adana çıkıyor. Sürücü belgesi. Evet arkadaşlar şöyle bakalım. Sivas'tan hareket eden bir araç haritadan görüldüğü gibi önce Konya'da oradan da Uşak'a gitmiş araba. Önce Konya sonra Uşak. Bu durumda araç hangi yönlere hareket etmiştir? Etmiş olacak. Doğuya mı? Kesinlikle doğuya değil arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar tam gösterelim. 40. soru. Arkadaşlar kuzey güney mi? Hayır arkadaşlar. Kuzey burası, güney burası. Hayır arkadaşlar. Güney batı ile kuzey batı doğru cevabımız Ceyhan oluyor arkadaşlar. Böyle yön soruları da gelebiliyor arkadaşlar. Evet 41'e bakacak olursak
egzoz susturucu motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarırken oluşturacağı sesin azalmasından görev yapılacak. Buna göre araçların egzoz susturucunun çıkarılırsa ne olması beklenecek? Gürültü kirliliğinin artmasına neden olur? Doğru cevabımız hemen Adana, lafı uzatmıyorum arkadaşlar. Evet, 42'ye bakacak olursak arkadaşlar. Buna göre hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazları motorun dışına atılacak? 4 zamanlı benzinli motorlarda zamanların oluşum sırası aşağıdaki gidecek. Emme zamanı, sıkıştırma zamanı, ateşleme zamanı, egzoz zamanı demiş arkadaşlar. Kıymetli arkadaşlar, yanmış gazları dışarı çıkaran zaman arkadaşlar, egzoz zamanı doğru cevabımız Denizli oluyor. Evet, 43'teyiz. Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş arkadaşlar 43. Far kablo bağlantının oksitlenmesi, hayır arkadaşlar. Hava filtresinin kirlenmesi, hayır arkadaşlar. Bujilerin eskiyenmesi arkadaşlar, hayır. Ama akü şarj durumunun yeterli olmaması doğru cevabımız Bursa oluyor. 44'teyiz arkadaşlar, 44'e bakacak olursak. Dizel motorlu araçların gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambası yanıyor olması neyi bildirir arkadaşlar? Bakalım neyi bildirir? Fren hidrolik seviyesinin çok düştüğünü, hayır arkadaşlar. Arka sis lambasının yanmakta olduğunu, hayır arkadaşlar. Ön ısıtma bujilerin çalışmakta olduğunu bildirir. Doğru cevabımız burada Ceyhan. Evet, 45'e bakacak olursak. Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir? Evet. Hava filtresinin kirlenmesine mi? Hayır arkadaşlar. Yakıt deposunun delinmesine mi? Hayır arkadaşlar. Yakıt sisteminin hava yapmasına neden olur? Doğru cevabımız burada C ya. Evet, 46'ya bakacak olursak araca remote bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisi yapılması zorunlu? Evet, remote bağladığımız zaman ne yapmamız lazım? Romork yük konulması arkadaşlar demiş. Hayır arkadaşlar. Romorkun farların takılması demiş arkadaşlar. Hayır. Romorkun üzerine branda çekilmesi demiş arkadaşlar. Hayır. Romorkun elektrik sisteminin prize takılması önemlidir. Doğru cevabımız burada Denizli oluyor arkadaşlar. Evet, 47'ye bakacak olursak arkadaşlar. Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasına sağlanması görevi aşağıda bir hangisi? Böyle bak, tekrar yuttum, özür diliyorum. Büyüdüm, soralım, bir daha okuyalım. Evet, motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasına sağlanmasının görevi aşağıda bir hangisi üstlenmiştir arkadaşlar? Motor yağı, fren hidroliği demiş. Araç lastiği, akü elektroliti demiş arkadaşlar. Burada doğru cevabımız motor yağı Adana oluyor. Evet arkadaşlar, 48'e bakacak olursak. Karlı ve buzlu yol kesimlerinde araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine aşağıdakilerden hangisi takılır? Çekme halatı demiş, patinaj zinciri, hız sınırlayıcı cihaz, lastik basınç sensörü demiş arkadaşlar. Burada doğru cevabımız zincir, patinaj zinciri Bursa oluyor arkadaşlar. Evet, 49'a bakacak olursak. Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisi sönmesi gerekir arkadaşlar? Park lambası, şarj lambası demiş arkadaşlar. Sinyal lambası, el freni lambası arkadaşlar. Buradan doğru cevabımız şarj lambası Ceyhan oluyor. Son soruyu çözmeden önce sizden ricam, lütfen kanalıma abone olunuz. Videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Destekleriniz son derece bizim için önemlidir. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını arttırır demiş arkadaşlar. Bakalım. Fren hidroliğinin tamamlanması arkadaşlar. Hayır. Soğutma suyunun antifriz katılması. Hayır arkadaşlar. Lastik hava basıncının kontrol edilmesi. Hayır arkadaşlar. Ama arkadaşlar burada rölanti devrinin yüksek olması durumunda yakıt seviyesini arttırır. Doğru cevap alalım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sınavda başarılar diliyorum efendim.